Arkadaşlar herkese iyi çalışmalar diyorum. Bu serimizde de Flutter eğitiminde yani piyasada ve sektörde kazanımlarımızı paylaşma adına bir eğitim düşünüyorum. Ve bugün yani bu videoda kurulumların nasıl yapılacağına yönelik eğitimler içerecek. Ve bizim gereksinimlerimiz nelerdir? Onlara kısaca bir değinerek başlamak istiyorum. Şöyle baktığımızda bir pet ayarı bekliyor bizi ilk olarak. Tabii Flutter'ın kendi sitesine gideceğiz. Oradan indireceğiz. Daha sonra bunun pet ayarını göreceğiz. Android Studio'yu kuracağız. Orada SDK kurulumlarını yapacağız arkadaşlar. Yine SDK command line'ı kuracağız. Android Studio'yu kurduktan sonra. Bir sanal cihaz kurulumu bekliyor olacak bizi finalde. Onu da kurarak, deneyerek İlk dersimizi bitirmiş olacağız. Yani bir kurulum dersimiz olacak. Bunun için ilk olarak dediğimiz gibi biz Flutter'ın sitesine, official sitesine gidiyoruz ve oradan bize lazım olan kısımları almaya çalışacağız. Şimdi Flutter yazdığımızda şöyle Flutter builds apps for any screen sitesinde Okey diyorsunuz ve burada Get Started'ı tıklıyoruz. Burada ne için install yani kurulum yapacağımı soruyor bana. Ben ne için yapacağım? Windows için yapacağım. Windows'a tıkladım. Ve bana ilgili dokümantasyonu getiriyor. İlk olarak diyor senin sistem gereksinimlerin Windows 10 ve sonrası olmalı. 1,64 GB diskinde yer olmalı gibi işlemleri kapsıyor. Yani bilgilendirmeleri kapsıyor. Ve Flutter SDK'sını kur diyor ilk olarak. Flutter Windows 3.7.7 versiyonunu zip olarak indiriyoruz. İkincisinde de söylüyor ki C'nin altında bir kurulum yap. Yani C'nin altında olsun Flutter senin. Ya da SRC yazıp onun altına Flutter'ı koyabilirsin. Şimdi biz bu zip'i indiriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde ben indirilenleri ya da masa üstüne alıyorum bunu. Kaydet diyorum. Ve zip dosyam inmeye başladı. Siz de ilk adım olarak bu zip'i indirin arkadaşlar ve C'nin altına bunu konumlandıracağız. Daha sonra da pet ayarına geçeceğiz. Evet arkadaşlar ben indirdim bu kısımda. Klasörde gösterdim. Özür dilerim. Hemen masa üstüne geçelim. Diğer ekranımda benim masa üstüne inmiş olacak. Şuraya alıyorum. Daha temiz bir karışık olmayan bir ekrana. Ve ben bunu WinRAR'la klasöre ayıkla diyorum sadece. Bu dosyam benim. Klasöre ayıklandıktan sonra içinden sadece Flutter olanı yani ben C'nin altına koyduğumda direkt o klasörü görmesi yeterli benim için. Onu yaptıktan sonra da pet ayarına geçelim. Evet bu kısımda benim gerekli dosyalarım arkadaşlar şu şekilde oldu ve açıyorum içerisini. Sadece alacağım bakın şu Flutter ve altında benim dosyalarım var. Ben bu Flutter dosyasını C altına koymalıyım şu şekilde. Yani ne yaptım? Sadece zipten çıkardım ve dosyamı açtım. Bu dosyanın içerisindekini taşıyorum dikkat edelim. Kopyalıyorum bunu ve benim bilgisayarımda şurada C'nin içerisine almak istiyorum bunu. C'nin içerisine sadece yapıştırıyorum arkadaşlar klasörü. Gördüğünüz gibi bu şekilde geldi Flutter klasörü. Dikkat edelim, direkt C'nin altında olacak. Yani bilgisayar C'nin altında ve burada Flutter klasörümün hemen altında alt dizinler olacak. Yapacağım şu, Flutter klasörüne giriyorum ve bin'i de tıklıyorum. Bu bin içinde çünkü benim Flutter'ımın çalıştığı toplu iş dosyası var. Ben şöyle alıp C Flutter 1000 olacak. Dikkat buraya. Ve daha sonra ortam değişkenleri. Sistem ortam değişkenlerini düzenleyin kısmına geçiş yapıyorum. Ve burada ortam değişkenlerini tıkladım.
pet'i tıklıyorum ve burada yeni bir pet oluşturup sadece bu dizini göstererek arkadaşlar tamam diyorum ve uyguluyorum bunu. Tekrar kontrol etmek istersek sistem değişkenleri, ortam değişkenleri, pet ve buraya cflutter bin gelmedi. Birinci aşamamız buydu. İlk aşamamızı halletmiş olduk şu anda. İkinci kısımda Android Studio kurulumuna geçelim hemen. Chrome'u açıyorum ve Android, hatta şöyle de yapabilirsiniz. Şu altta zaten dokümantasyon söylüyor. İlk olarak ne demiş bana? Flutter.git varmış. Ben aynı zamanda Git'in kurulumunu da yapayım. Git diyorum bu şekilde. Ve Download sekmesine geçiyoruz. Buradan Windows için olacağını tıkladım. Ve bana 64 bit Windows setup'ı indirmesini istedim. Yine bunu da şöyle indirilenleri ya da masaüstüne alabilirsiniz. Git'in kurulumunda iniyor şu anda. Git'i de kurmamız gerekiyor çünkü. Buradan aç diyerek kurulumu başlatıyorum. Ve Git Setup'ta Next diyerek bu şekilde ilerliyorum. Hiçbir şeyi değiştirmenize gerek yok. Next olarak ilerlemeniz yeterli arkadaşlar. Git'in kurulumunu da tamamlıyorum şu anda. Evet, kurulum çok az bir kısmı kaldı. Evet, kurulum bitti. Şuraya finish diyerek kurulum bitiyorum. Ardından şurada dokümantasyon devam edeceğimi söyledik. Flutter Bin'in yani pet ayarının nasıl olacağını söylüyor. Flutter Bin olarak kullanmamız gerekiyor diyor. Bunu tabi şu şekilde deneyebilirsiniz. CMD ya da PowerShell ekranı açarsanız, ben CMD'yi tercih ediyorum şu an. Ve buraya Flutter dediğinizde Enter'a bastığınızda Flutter'ın geleceğini göreceksiniz. Bunun anlamı ne? Ben pet ayarını doğru yapmışım demek. Bu şekilde teyit edebilirsiniz. Sadece Flutter yazıp Enter'a basmanız yeterli bunun için arkadaşlar. İlk yazdığınızda Welcome Flutter gelir. İkincisinde kullanacağınız araçları, komutlarını listeleyen ekran gelecektir. Evet, burada pet ayarımız tamam. İniyorum aşağıya doğru. Android Setup diyor. Buradan gidebilirsin diyor Android'e. Ve ben buradan Android'in download'ını alıyorum. Burada kabul etmemi istiyor. Lisans sözleşmesini kabul ediyorum. Ve bunu da yine masaüstüne kaydediyorum. İndirme başladı şu anda. 1 GB'a yakın. Onun indirmesi sırasında kaydımı durdurayım. Siz de aynı şekilde Android Studio'yu indirebilirsiniz şu anda. Evet, indirme tamamlandı. Yine buradan aç diyorum. Şu şekilde klasörde gösterelim. Ve buradan yönetici olarak çalıştırıyorum arkadaşlar indirdiğim dosyayı. Ve kurulumun başlamasını bekliyorum. Evet, kurulumuz başlıyor. Next diyerek ilerledim. Android Studio ve Virtual Device olarak bana söylüyor. Ve buradan Next diyorum. Kurucu ayar Program Files altı Next. Burada da Install diyerek kurulumu başlatıyorum arkadaşlar.
Evet, next diye devam ediyorsunuz. Finish diyerek Andretti'yi başlatabiliriz şu an için. Şurada config install directory demiş. Burada bir şey seçmenize gerek yok. Don't import settings diyerek OK'ye basıyorum. Devam ediyoruz kurulumuza. Next diyorum bu kısımda. Şöyle büyüteyim ekranı. Standart mı, custom mı? Ben custom bir kurulum istiyorum arkadaşlar. Next dedim. Bana JDK'yı buraya atacağını söylüyor. Program files Android altında. Android Studio altında şu şekilde atacağını söylüyor. Next diye ilerliyorum. Ben genelde Dracula'yı kullanıyorum. Beyaz ekranı isterseniz bunu da kullanabilirsiniz. Ben siyah ekran daha rahat her zaman diye düşünüyorum. Ve bu kısımda bize app lokal altında taşıyacağını ve bu şekilde SDK platform ve Hexme kuracağını söylüyor. Android Tiramisu'yu da kuracağını söylüyor. Buradan Android Virtual Device demiş. Ona bir gereği yok. Şu şekilde kurulumu devam edebilirsiniz. Okey diyorum. Burada kaç GB vereceğini söylüyor. 4 GB yeterli. Next dedim. Next diyerek ilerledim. Ve burada ilgili kullanacağım şeylerin bir sözleşmesini kabul ediyorum. Şu şekilde kabul ettiğimi söylüyorum. Yani neler var burada? Yine Hux Installer var. Android Emulator. SDK, Bluetooth vesaire. Hepsini kabul ettim ve Finish butonuna basıyorum alt sağ köşede. Ve kurulum devam ediyor şu anda. Bu kısımda bittiğinde Intel Hux Install Successfully yazısını görmek çok önemli. Ve Android SDK güncellendiğini söylüyor. Finish butonuna basarak alt kısımda yine bitiriyorum bu kurulumu. Daha sonra bu kısım geliyor arkadaşlar. Bu kısımda artık benim size şurada sunumda söylediğim sanal cihaz kurulumu ve SDK command line'ı bu kısımda oluşturacağız kurulumunu. More Actions kısmından SDK Manager'a geliyorum ve buradan ilgili Android SDK'da SDK Tools deyip kesinlikle ve kesinlikle Android SDK Command Line Tools'u kurmamız gerekiyor. Buraya OK diyorum. OK diyorum ve buranın da kurulumunu başlatmış oldum. Çünkü command line siz Flutter Doctor yazdığınızda CMD ya da command line aracı ne kullanıyorsanız orada size zaten uyarısını verecek. Bizim şartlarımızdan biri de bunun kurulumuydu. Finish diyorum, devam ediyorum. Şimdi bir proje oluşturacağız. İlk projemiz olacak bu da. Projeyi oluşturduktan sonra isterseniz ilk önce Virtual Device Manager'a gelelim ve buradan bir sanal cihaz oluşturuyorum. Create Virtual Device diyorum. Ve bu kısımda fonlarda Pixel XD olabilir. Ne istiyorsanız. Ben Pixel 2'yi tercih ediyorum genel itibariyle. Ve bunu seçtikten sonra Next olarak devam ediyorum buradan. Next diyerek devam ediyorum. Ve benden bir işletim sistemi yani bu Android işletim sistemlerinden birini indirmemi istiyor. Burada dikkat edeceğimiz şey şu. En üst işletim sistemini indirmemizin bir manası yok. Çünkü indireceğimiz şey bakın seçili kısma dikkat ederseniz tam ortada bir yerde. İşte Android 11 işletim sistemi 12, 12L, 13 diye gidiyor. Önemli olan yapacağımız projede genel itibariyle bütün cihazları desteklemesi. Bu kısımda ben yine indire basıyorum.
ve burada indirme işlemi başlıyor. Bu 1 GB bir indirme işlemi olacak. Bunun inmesini beklemek zorundayız arkadaşlar. Evet, ekrandan gördüğünüz gibi buradaki indirme işlemimiz de bitti. Yine finish butonuna basıyorum. Burada indirdiğimi gösteriyor. Next diyorum. Şu tarafta da özellikleri işte neyi kurduğumuz API level'ı görebilirsiniz. Next diyorum bu kısımda. İsmini burada yani Android Virtual Device'ın ismini veriyor default olarak. Ben değiştirmek istemiyorum genelde. Siz isterseniz değiştirebilirsiniz. İşte şuradan daha farklı ayarlara da gidebilirsiniz. Şu aşağı indiğinizde. Ama ben herhangi bir şey değiştirmek istemiyorum. Pixel 2 cihazımı default ayarlarla kurmak istiyorum. Finish diyerek şuraya gelmesini sağlıyoruz arkadaşlar. Denemek için şu sağ tarafta Action kolonun altında bir Play tuşu var. Değiştirmek isterseniz şurada düzenle deyip tekrar geçebilirsiniz bu kısma. Daha sonra da kurulumdan sonra da. Ve buradan Play tuşuna basarak bu cihazımı yani emülatörümü başlatmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar, emülatörüm geldi şu anda. Sistem yüklenecek ve karşıma bir sanal cihaz çıkaracak ki bunun da sebebini ben burada çalışacağım. Buraya göndereceğim uygulamalarımı. Bu emülatörü kullanarak işlemlerimizi yapmaya çalışacağız. Evet, başlıyor şu anda Android işletim sistemimiz. Sanıyorum tabii yorumlarda ve eleştirilerde lütfen dönüş yapınız. Yani ekranı tam anlamıyla gördüğünüzü, telefonu özellikle rahat bir şekilde eğitim izlerken gördüğünüzü tahmin ediyorum. Bu yüzden Pixel 2'yi seçtim. Bütün çözünürlükler uysun diye. Kendi çözünürlüğümü de arttırdığımda şöyle bir deneyelim o atarken. Bakalım ne olacak. Yani size sunduğum, eğitimi sunduğum ekranımda görüntü ayarlarına bakacağım. Tabii şuradan ana ekranım değil orası. Burayı şöyle bir %125'e çektiğimde sizin de daha rahat takip etmenizi düşünerek. Evet, daha da tam ekran oldu arkadaşlar sanırım. Bu şekilde geldi gördüğünüz gibi cihazımız. Android Device Manager ekranım da burada. Ve bunu şu anlık kapatacağım. Şöyle gayet rahat görürüz, rahat çalışırız diye düşündüm. Şunu kapatıyorum ben şimdilik. Son durumunu kaydederek kapatacak. Evet arkadaşlar, şu an hazır her şeyimiz. Son olarak yeni bir proje nasıl oluştururuz? New Project diyorum. Burada bakalım şöyle başka Customize Plugins. Önce bir şu eklentimizi de kuralım. Buradan Flutter'ı bulmamız gerekiyor. Şuraya Flutter diyorum. Ve buradaki Flutter eklentimi install diyerek kabul ederek ekliyorum arkadaşlar. Tamam, restart diyor. Yani IDE'yi restart etmemizi istiyor. Tekrar Android Studio'yu restart ediyor şu anda. Şu anda tekrar açılacak IDE'miz. Oradan son olarak tabii 20 dakikamız oldu, uzun bir video. Kurulumu bölmek kesinlikle istemedim. Her şeyi tam olarak yapalım dedim. Bakın, eklentiyi siz kurduğunuz zaman direkt size zaten eklenti algılıyor burada. New Flutter Project diyebilirsiniz. Buradan yeni bir proje. Tabii bakın, New Flutter Project. Yeni bir proje. First alt-app diyorum. Burada isimlendirirken dikkat edeceğiniz konu şu arkadaşlar. Yani küçük harflerle
yazmamız gerekiyor. Location'ı ben seçerken C'yi seçeceğim direkt ve burada yeni bir tane klasör oluşturuyorum. Diyorum ki yani şöyle diyelim, Flutter alt-projects diyorum buraya. Ve OK diyerek bunun içerisine konumlanıyorum. Projelerim ben C'nin altında Flutter Projects kısmında yer alacak. Buradan create diyerek projemizi oluşturabiliriz. Evet arkadaşlar, geldi şu anda. Baktığımda şu an yüklemeye çalışıyor. Şurada SRC klasörüm var. Yine burada Android Studio JDK'ları var gördüğünüz gibi. Şurayı indirebiliriz. Böyle bir ekranımız olacak. Ve burada Project Structure, tabi uygulama yaparken ele alacağız tekrardan. Şu anda aşağıda baktığımızda şöyle kapatabiliriz. Kurulumu devam ediyor hala. Yani projemizi de bu şekilde oluşturduk. Şuradan yine Device Manager'a gidebiliyorsunuz. Şuradan çalıştırabileceğiz. Şunu da indiriyorum aşağıya. Bu şekilde siz de kurulumunu yaparsınız arkadaşlar. Yeni projelerimize devam edeceğiz. Aynı zamanda son olarak şunu söylemek istiyorum. Ben YouTube kanalımda bunları iki elden götüreceğim. Bir tarafta Flutter yazarken, diğer tarafta React Native projemiz başlıyor. Onu da bilgilerinize sunarım. Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.